Evet sevgili dostlar finansal özgürlüğe ulaşmak neyle oluyor? Finansal eylem planıyla oluyor. Bir planınız yoksa rüzgar nereden esiyorsa o tarafa doğru gidiyorsunuz. Tıpkı böyle bir patinaj yapma hali. Size bu videoda kendi kullandığım normalde çok bunu paylaşmaya yakın değildim yani. Çok istekli değilim çünkü çok bireysel bir şey bu. Ama kendi kullandığım bir yöntemi 6 adımlı bir hesap yönetim, finansal yönetim yol haritasını, sistemini sizinle paylaşacağım. Bu altı adım bir yıllık bir sistem. Bir yıl boyunca uygulayabileceğimiz, kullanabileceğimiz bir yöntem. Hayatımıza uyarlarsak işler biraz farklı bir noktaya gidecek, evrilecek. Zenginlik için, finansal eylem planı oluşturmak için bir adım. Hazırsanız ciddi konu, önemli konu başlayalım. Ben de çok ciddi indiriyorum. Hadi başlayalım. Evet dostlar yeni sistemle geldi <laughs> birisi bir yorumlar hocam ses patlıyor mu hemen değiştiririz biz YouTube'dan takipçilerimizin bu tip geri bildirimlerini dikkate alırız bundan sonra mikrofonumuzda şarkılarımızı söylemek yok ses görüntüden daha önemli sevgili dostlar görüntüyü bir şekilde hallederiz de ses iyi olmadığı zaman problem olabiliyor bir de böyle bir konu olduğunda durum tamamen farklı finansal özgürlüğe ulaşmanın adımları hatırlıyorsanız ne kadar özgür olduğunu ölçelim mi videosunda ne yapmıştık? Bu hayatta özgürlüğün aslında finansal özgürlüğüne doğru orantılı dedik. Şöyle bir itirazda bulunabilirsiniz. Ya bu kadar kapitalist yaklaşım tamam eğer diyorsanız ki ben elime değneğimi alıyorum, pelerimin de tak pelerimi de takıyorum, dağlara çıkıyorum. Ben artık dağlarda yaşayacağım. Telefon yok, hiçbir şey yok. O zaman ben bu söylediklerimi hiç ciddiye almanıza bile gerek yok. Ama bir hayatın içerisindeyseniz yani şu an 21. yüzyılın döngüsünün içerisine girdiyseniz, bir yerlerde toplumun içerisinde yaşıyorsanız, telefonunuz varsa, işe gidip geliyorsanız, kendi işinizi yapıyorsanız o zaman bu mevzu önemli. Hayatımızda birçok şey var. Sağlık var, ailemiz var, çevremizdeki insanlar var, işimiz var, duygularımız var, maddi durumumuz var. Bunların hepsi önemli maddeler. Hepsi bir evin kolonu gibi düşünün ama bunların içerisinde finans maddesi mesela, maddi durumumuz ne kadar önemli düşük seviyede olursa ya da biraz sıkıntılı olursa onun gölgesi diğerlerinin üzerine sert düşüyor. O yüzden ara ara bu konuyu önemsiyoruz. Finansal eylem planı, bir yıllık bir finansal eylem planı, günlük, aylık gelirimi, günlük de alın, haftalık da alın, aylık da alın, nasıl alıyorsanız. Ama en nihayetinde bir ayda benim elime geçen parayı nasıl, nerelere harcayarak ilerlemem gerekiyor. Bunu bir yıl boyunca yapmanızı rica ediyorum. Bu benim hayatımda da çok kritik öneme sahip bir konuydu. Ben kendi denemiş olduğum, hali hazırda da yaptığım bir yöntem. Artık alışkanlığa dönüştü yani. Rakamsal olarak, ay dur şöyle mi yapayım, böyle mi yapayım, direkt kendiliğinden ona dönmüş durumda. 6 tane parçaya ayırmamız lazım. Aylık gelirimizi, ister kendi işinizi yapın, ister bir yerde maaş çalışın, fark etmez. Gelirinizi 6 parçaya ayırmanız gerekiyor. Bunlardan sevgili dostlar, %60'lık kısmını, gelirinizin, aylık gelirinizin, %60'lık kısmını ev giderlerini ayırmanız gerekiyor. Bunun içerisinde kira var, bunun içerisinde mutfak masrafınız var. Bunun içerisinde çocuğunuzu okula gönderiyorsanız şudur budur. Yani sizin toplam giderinizin yani kendi hayatta kalabilmeniz için işte artık ne kadar kazanıyorsanız o tarza göre gelirinizin %60'ını bir öğrenci olduğumuzu düşünelim. Burs alıyorsanız yine %60'ı, maaş alıyorsanız %60'ı. 1000 lira maaş alıyorsanız 600 lirası sevgili dostlar bu tip giderlere ayrılabilir. Bunun içerisine arabanıza dahil, bunun içerisine çocuklarınıza dahil, bunun içerisinde evinizin giderleri, mutfak masrafı hepsi elektrik, su, telefon, internet. %60 burada. Ardından %10'luk kısmını sevgili dostlar, %10'luk kısmını para olarak kenara ayırıyorsunuz, nakit olarak kenara ayırıyorsunuz. Bunu biraz da bir tutun onu, bir %10'lu kenara ayırıyoruz, o bir dursun nakit olarak ayırıyoruz. İkinci yüzde onu sevgili dostlar. İkinci yüzde onu bir yüzde daha. Yani 600 lira buraya ayırdım. Ev giderleri temel giderler. 100 lirayı neye ayırdım? Şurada tutum dedim o para duruyor. Bir 100 lirayı daha ayırıyoruz. Buna altın alabilirsiniz. Bizim beynimiz düşündüğümüz kadar gelişmiş değil. Altını algılıyor. Altın çok yükselecek falan filan değil konu. Bizim beynimiz bu tip tasarrufları sevgili dostlar. Algılamaya daha meyilli. Dolayısıyla o %10'luk kısmı altın al. Kaldığım diğer %10 vardı ya kenarda tutun diyordum ya. O %10'luk kısmı da sevgili dostlar duruma göre dolar alabilirsiniz, euro alabilirsiniz, altın alabilirsiniz. Borsayla ilgileniyorsanız, biliyorsanız yalnız bu işi orada kullanabilirsiniz. Tahvil alabilirsiniz, kağıtlara yatırabilirsiniz. %10'luk da burada. Şu an toplamda 1000 liralık gelirimin 700 liralık kısmını ne yaptım? 600'ü giderlere ayırdım. 100 lirayı hazırda tutup. Nerede bir fırsat gördüm oraya küçük yatırım yapıyorum diğerini de altın alıyorum burası tamam mı ya Geldik bu tarafa ne kaldı elinde %30'luk kısım kaldı Bu %30'luk kısmını sevgili dostlar %10'luk kısmını her ay kendi eğitimimi ayırmam gerekiyor Bakın kendi eğitimden kastettiğim şey üniversiteye harç yatırmanızdan falan bahsetmiyorum Bireysel olarak kendinize her ay %10'luk yatırım yapmanız gerekiyor bu bir eğitim almanız olabilir, bir kitap almanız olabilir, bir eğitime katılmanız olabilir, seminere katılmanız olabilir ya da başka bir şey olabilir. Ama %10'luk kısmı mutlaka ve mutlaka sevgili dostlar kendi yatırımınıza ayırmanız gerekiyor. Her ay benim bir, bir rakam vereyim yani size. 2020 yılında, 2020 yılında toplamda kendime harcadığım para 17.000 euro falanmış. Yani bir hesap yaptım. 17.000 euroyu falan buluyor. 2020 yılında bir yıllık. Dolayısıyla sizin de her ay kendinize kendi gelişiminiz için mutlaka yatırım yapmanız lazım. Diğer yatırımlar yükselir artar şu olur bu olur ama en yüksek katmada en yüksek yatırım burada direkt kendimize yaptığımız yatırım. %10'u da buraya ayırdık mı? Tamam ne kaldı elimde? %70 burada vardı. Onu da buraya ayırdım. 80 kaldı elimde. %20 değil mi? %20 kaldı. Bunlardan sevgili dostlar yapmam gereken şey şu. Bir pardon, 60 10 10 yani 60 70 80. Bir de burada 10 ayırdım. 90 kaldı 10. Sonrasında şimdi videoyu tekrar izledim. Ya orada ezap yanlışı var falan. Hemen düzelttik. Yorumlara mal verme. Hemen düzelttik. O yorum yazacak olan e, takipçim yavaşça parmaklarını çekebilirsin. Kaldı elimde %10 sevgili dostlar. Bu %10'un %5'lik kısmını ihtiyacı olanlara vereceğim. Yani ihtiyacı olanlara yardım yapacağım. İşte buna siz lösev diyebilirsiniz, buna siz başka bir şey yapabilirsiniz. İhtiyacı olan birine yardım edebilirsiniz ama yüzde beşlik kısmı her ay gelirimin yüzde beşlik kısmını mutlaka ihtiyacı olan birilerine, sokak hayvanı neyse artık siz neyi neyi sizin için uygunsa buna sadece tek bir kriter var burada. Çalışabilecek durumda olup da çalışmayan birine kesinlikle nakit yardım yapmayın. Aklınızı verin, zamanınızı verin, vaktinizi ayırın, tavsiyelerinizi sunun ama kesinlikle nakit yardımı yapmayın. Toplumda daha fazla virüsün ortaya çıkmasına sebep olursunuz. İnsanlar bunu alışmaya başladığı andan itibaren çalışmamaya meyilli oluyorlar. Böyle ben birkaç kere yaşadım. Böyle birkaç arkadaşımız da böyle e, durumu iyi olmayan insanları bulmuştuk. Öyle destek atma durumu falan vardı. Organizasyon yapmıştık. Sonra bir şey fark ettim. Böyle yazmaya başlıyorlar sonra. Ya bize bu ayda bir şey verilecek mi? Para verecek misiniz falan. Bu bana çok dedim ki o biz yanlış yoldan gidiyoruz. Nakit yardım yapmayın sevgili dostlar bu tip durumda. Ama hastadır, çalışamıyordur. İşte şartları iyi değildir onlara verin. Onun dışında işte bazı dernekler neyse artık o sizin kendinizde. Ay iyi araştırın ama yani boşa gitmesin paranız. %5'lik kısmı da buraya verin. Yani 1000 liranın 50 liralık kısmını da buraya harcıyoruz. Kaldı elimizde ne? Son bir 50 liram kaldı değil mi? Son bir 50 liram. O da bizim eğlenmek için, keyif almak için harcayacağımız para sevgili dostlar. Bununla gidin kahve mi içiyorsunuz? İçebilirsiniz. Bir yere gezmeye mi gideceksiniz? Gidebilirsiniz. Ha bu gezmeye gideceğiniz gezme size gelişim sağlayacak bir şeyse bu da eğitimin içerisine girer. Ama ben bir dolaşayım gideyim bir dışarıda bir bir şeyler yapayım. Yüzde 5'i geçmememiz gerekiyor sevgili dostlar. Ben 1000 lira üzerinden çok basit bir hesap yapıyorum. Yüzde 60'ı genel giderlere ayır. Yüzde 10'u kenarda nakit olarak tut. Eğer bir yerde bir fırsat görürsen bunu kullanmak için hazırda tutmuş ol. Yüzde 10'unu altına al. Diğer yüzde 10'unu eğitim harca. Yüzde 5'e yardım et. Son yüzde 5 de eğlence için, keyif için. Ya işte ben şu kanala abone olmak istiyorum. Şurada şöyle bir şey yapacağım. Dizi kanallarına abone olacağım falan diyorsanız bu yüzde beşi orada kullanabilirsiniz. Ama öyle bir hale getirin ki sevgili dostlar şurada yaptığınız o yüzde beşlik eğlence bile sizin gelişiminize hizmet edecek bir şey olması gerekiyor. Bunu bir yıl boyunca uyguladıktan sonra bu artık reflekse dönüşmeye başlıyor. Artık rakamlarla uğraşmak yerine direkt zaten otomatikmen %60 geldiğinde hemen onu oraya ayırıyorsunuz. %10'a hemen yatırım yapıyorsunuz. Bunu bir reflekse dönüştürebilirsek inanılmaz iyi bir şey dönüşür. Dedim ya finansal anlamda rahatlamaya başladığımız andan itibaren üretkenliğimiz artmaya başlar. Verimliliğimiz artmaya başlar. Hayattan lezzet almamız, keyif almamız güzelleşir. Aksi durumda neye dönüyor? Gidiyoruz geliyoruz, gidiyoruz geliyoruz, gidiyoruz geliyoruz. Bir şey olmuyor. Bitkin hissediyoruz, bitik hissediyoruz. Ha şunun da farkındayım yani. Yorumlarda bazen böyle dalga geçenler oluyor tamam mı? Zaten sıfır gelirim var. Yüzde altmışını bilmem ne yaptım. Eksi altmış falan gibi böyle. Ben sadece onlara böyle uzaktan tebessüm, acı acı tebessüm ediyorum. Neden biliyor musunuz? Parayla dalga geçerseniz, parayla dalga geçerseniz duvara toslarsınız. Bakın hayatla dalga geçerseniz acı faturası çok ağır bir fatura gelir. Acı olur faturası. Oyun oynar gibi yaklaş hayata tamam mı? Keyif al, oyun kat. Yani hayatı bir oyun gibi gör. Ama hayatta dalga geçmek bunun faturası çok ağır olur. Parayla dalga geçmek bu da ciddi bir iştir sevgili dostlar. Bununla dalga geçmenin faturası da çok ağır olur. Onu da belirtmiş olalım ya. Ben kenara atamıyorum bilmem ne falan filan. Dolayısıyla şuna bakmam lazım benim. Öncelikle %60'ı geçirmemem gerekiyor. Ne kadar oldu? Bakın 10 bin lira kazanıyorsanız 6.000 lira geçirmemeniz gerekiyor toplam giderlerinize. Geri kalanları da dediğim şekilde dağıtın. Lütfen ucundan, kenarından, kıyısından bir yerinden tutup bunu bir yıl içerisinde hayatımıza oturtmaya çalışalım. Ondan sonra özellikle şu ikisi var ya hani yatırım için yaptığım yer. Burada elimde e, meblağ olduğunda hazır meblağ olduğunda küçük fırsatlar çok ciddi anlamda yüksek geri dönüşlere sebep olacak. En kritik hangisi olur derseniz %10'unu kendime yaptım yatırım derim. Neden? Çünkü katma değeri çok yüksek. Şu anki gelirinden memnun değil misin? Şu anki durumundan memnun değil misin? Şu anki tarzından, yaşamından, hayatından memnun değil misin? Ha, o zaman neye bak biliyor musun sevgili dostum? Bir buçuk yıl önceki kendine yaptığın yatırıma bak. Bir buçuk yıl önce kendine yaptığın yatırım şu an geri dönüyor. Bizim genel itibariyle bu tip kendimize eğitimsel anlamda kendimi geliştirme ile ilgili yapmış olduğum yatırımların dönüşü ortalama bir buçuk yıl falan sürer. Yani çok net ol hadi iki yıl sürsün ama genel benim gözlemim bir buçuk yıl. Buna kişisel gelişim deyin, bireysel büyüme deyin, ne derseniz deyin ama şunu tekrar edelim. İnsan bakın benim yanındaki bazen yorumlara diyorlar ki o yanınızdaki ne ağacı Japonların şey ağacı var ya o ünlü bir ağaçları vardı ya. Neydi o ağacın adı? Oradan destek alayım. Okuyam göremiyorum şimdi. <laughs> Neyse. Ya bu zeytin ağacı sevgili dostlar. Zeytin ağacı bu tamam mı? Zeytin ağacı. Onunla benim aramda, onunla sizin aranızda ortak bir nokta var biliyor musunuz? Bu zeytin ağacı ya büyüyor ya ölüyor. Ya büyür ya ölür. Eğer zeytin ağacı bu ağaç fark etmez diğer her ağaçta aynı ama ben bu ağaç üzerinden konuşayım. Bu ağaç büyümeyi bıraktığı gün ölmeye başlıyor sevgili dostlar. Yani ağacın şöyle bir diyor ya ben bu sene duruyum. Ha seneye tekrar öyle bir şey yok. Ya büyümeye devam edecek, gelişecek ya da gelişmesi bittiyse artık büyümeyi bıraktıysa ölmeye başlıyor. İşte bizim ortak noktamız onunla o aynı biliyor musunuz? Ben de her sene büyüme ya büyürüm ya ölmeye başlarım. Büyümeyi bıraktığım gün ölme, ölme başlıyor. Yüzde yirmi her sene ortalama büyümezsem sevgili dostlar hepimiz için geçerli düşüş başlıyor. Dolayısıyla bunu hep kendime sormam lazım. Bu sene her konuda yüzde yirmi büyüdü mü? Çevremdeki insanları geliştirme anlamında, kendimi geliştirme anlamında, finansal anlamda yüzde yirmi büyüyebildim mi? Önemli konu hep söylüyorum bunlar bize okulda anlatılması gereken konulardı. İlkokulda bunlar bize öğretmenlerin anlatması gereken konulardı. Ama geç kalmış sayılmayız. Bir yerinden ucundan kenarından tuttuğumuzda bizim hayatımıza gerçekten hem kalite katacaktır hem de verimliliği, üretkenliği arttıracak. O böyle ferahlamayı sağlayacaktır. Dolayısıyla önemli. 60 giderlerini ayır. 10 kenarda tut. 10 altın al. %10 kendi gelişimine, kendi eğitimine yatırım yap. %5 yardım et. Son %5'i de eğlence amaçlı kullanabilirsin. Sizler nereden başlayacaksınız? Nasıl başlayacaksınız? Somut adımlara ihtiyacımız var sevgili dostlar. Nerede sıkıntı yaşıyorsunuz? Nereden başlayacaksınız? Yorumlara yazın. Sıkıntı çektiğiniz şeyleri yazın. Bu konuyla ilgili anlatacağımız çok şey var aslında. Daha çok 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 fazla şey var. Çok temel giriyorum. Ama nereden derinleşelim? Nedir sıkıntı yaşadığınız şeyler? Bunları da yorumlara yazın. Birlikte gelişmek, tek başımıza benim tek başıma çok para kazanmam, süper olmam bir şey ifade etmiyor. Çevrene baktığında herkesin gelişiyor olması, hep birlikte gelişeceğimiz anlamına gelir ve bunun keyfi çok daha başka. Evet, bir başka videoda bir başka konuyla daha belki derinleşerek ilerleyeceğiz. Daha başka konularla görüşmek dileğiyle sevgiler.